felaket gelenler de vardır. Ama yine merak, yine merak. Eskilerin bir sözü vardır. Merak ilmin hocasıdır. Siz merak etmeyinden korkun. Mütecessis olacağız. Mütecessis olacağız. Yetmiyor. Müteşebbis olacağız. Yetmiyor. Mütefekkir olacağız. Ama mütekebbir olmayacağız. O şeytanın işi. Tekebbir yok. Her adım tehlikeyle dolu. Evet. Hocamız, dinleyin çocuklar dedi. Burası Ayvan Saray sırtlarıdır. Eski İstanbul'un en imar görmüş yerlerinden biridir. Bu gördüğünüz ve çevresinin nereye vardığını bilmediğimiz zindan, Anemas zindanıdır. Buraya dışarıdan gelen yabancı bir topluluk, demin gördüğümüz İvaz Efendi Camii'nin avlusunun bulunduğu yere bir saray yaptırmışlar. Bilakerne Sarayı, sonra Meryem Ana Kilisesi ki saraya taş bir merdivenle bağlıdır. Biraz ileride de İshak Kulesi yanında Anemas Burcu yer alır. Bilakerne Sarayı'nın güney kısmına Adil Şah Kadın Camii, ondan sonra bugün hemen en sağlam kalmış bulunan Tekfur Sarayı düşerdi. Tekfur Sarayı duruyor hala. Bu sarayın altında göreceğimiz cam kırıkları oranın zamanla, yani Osmanlılar devrinde şişe fabrikası olduğunu ispatlıyor. Gelelim yine bu zindana. İstanbul'da birçok önemli yerlerin yer altından Ayasofya'ya, saraylara bağlandığı biliniyor. İstanbul'da birçok mahzen var böyle. Zeytinburnu'na girdiğimiz Balıklı Rum Kilisesi var. Ayasma, Ayasma. Aşağı iniyorsunuz, buz gibi bir su çıkıyor. Ayasma. Sağ tarafında bir delik var, kapı var duvarda. O duvardaki kapıdan giriyorsunuz, mahzenden devam ede ede Ayasofya'nın altına kadar gidiyormuşum anlattıklarına göre. Çünkü Bizans kralları daima entrikalarla karşı karşıya oluyor. Darbeler oluyor, saray darbeleri. Firar etmesi lazım kralın ve kraliçenin. Nereden gidecek? Gizli yollar işe yarıyor. Başında dedi ya, İstanbul'un üstü kadar altı da önemlidir. Evet, benim de bir sözüm var efendim. Acizane kabul etmeyebilirsiniz. İstanbul'un üstündekilerini İstanbul'un altındakileri idare ediyor. O mübarek insanları kastediyorum tabii. Merkez efendiler vesaire. Tabii tabii. Sümbül efendi. Ne kadar güzel. Merkez efendi. Yahya efendi. Bir tane daha var Zeytinburnu'da. Neydi o? Seyyid Nizam Hazretleri. Tabii. Seyyid Nizam Hazretlerinin cenaze namazını Merkez efendi kıldırmış. Kanuni devri. Cemaat dağılmış. Hoca efendi telkin veriyormuş. Bir ara bir ses duymuş mezarın içinden. Seyyid Nizam Hazretleri demiş ki, efendiyi uzatıp durma, ben cevabımı verdim, sen kendi cevabını hazırla. Hoş mentiler bunlar. İnanıp inanmam serbest. Ben inananlar takımındayım, ayak takımından değilim. Vallahi onlar sayesinde yaşıyor bu birlikte. Ne lazım? İstanbul'un üstünü altındakiler idare ediyor. Bir müddet sonra biz de altına gideceğiz. Altında rahat etmek istiyorsan İstanbul'un, üstündeyken insanları rahat ettir. Evet. En büyük ibadetlerdendir bir gönüle girmek. Aman Allah. Neyse. Gelelim canımızda İstanbul'a. Ayasofya saraylara bağlandığı biliniyor. Zaroa Yenişehirlerin kaldırılması sırasında, Yenişehirler ne zaman kaldırılıyor? 1826 Vakayı Hayriye. İşte bu sırada Zaroa'yı biliyorsunuz. Şeyde yatıyor, Eyüp Sultan mezarlığında, Piyanoti'den. Bitlisi bir zattır bu, 160 sene yaşamıştır. 160 sene, kabri duruyor orada. Zaroa Yeniçerilerin kaldırılması sırasında böyle bir yere saklandığını söylemişti. Abdülhamid ise birçok yolları kapamıştı. İşte efendiler, bu hapishanede gizli yollar olduğu gibi gizli taş, tuğla ile örülmüş kapılar da var. Bunları işte size
bunları işte siz de görüyorsunuz. Bazıları aceleye gelmiş, bazıları aceleye gelmiş gizli kapılardır. Arada bir de saray kapısı gibi abidemsi şekil almış olanları da var. Burası Bizans tarihinin saray entrikalarının çevrildiği en korkunç bir bölgedir. Bu saray hapishanesine düşen, ihtilallerde ele geçen hükümdarlara, prenslere verilen en hafif ceza gözüne bil çekmektir. Ne hafifmiş be. Sonra zincirlere vurmak. Mukaddes kitaplarda Hazreti Yusuf'un kuyuya atılması hikayesi var. Bu kuyu değil, kuyu şeklinde zindandır. İstanbul'un bugün eseri kalmamış olan zindan kapısı da böyleydi. Zindan kapısı nerede İstanbul'da? Ticaret müresi oldu galiba. Baba Cafer Zindanı. Baba Cafer Zindanı. Orada bir Bekir Mustafa var, biliyor musunuz? Evet. Bu bildiğimiz Bekir Mustafa değil o. Öyle bilirler. Yanlıştır. Ayyaş Bekir Mustafa'nın mesela Edirne Kapı şehitliğinde Mehmet Ali Tanyeli'nin yazdığına göre her yıl ölüm yıl dönümünde İstanbul sarhoşları Bekir Mustafa'nın mezarına gider, mezarına şarap dökerek kutlarlarmış. Şatikler yazıyor bunları, ben söylemiyorum ben. Tamam mı sana? Ben mahrum ve Bekir Mustafa'yı da severim. O da yer altındaydı. Zindan kapısı böyle, o da yer altındaydı. Bizans tarihinde her türlü sürprizler olduğundan gizli yol, gizli kapıların önemi çoktur. Bir dakika Ayasofya'yı yapan kim? Justinianos bir ihtilal sırasında hipodromdaki imparatorluk köşkünden gizli yolla eski saraya kaçmıştır. Bizans mimarlığının dış yapısı ne kadar sade ise iç yapısı o kadar karışıktır. Helevla Kerne bölgesi bunun en korkunç bölgesidir. Bugün bu sarayın yerinde otlar bitmiş olmakla beraber onun altında muhteşem bir dünya var. Bölüm bölüm odalara ayrılan ve kat kat yükselen Anemas Kulesi'ne, İshak Burcu'na, saray kilisesine varılır. Atlarda birleşirler. Bu karanlık kuyu büyük bir sarmış mı, ayasma mı belli değildir. Muallim Cevdet durmadan anlatıyor. Çocukların merak ve heyecanı azalıyor. Buna karşılık kıpırdamalar, fısıltılar çoğalıyor. Bir ara bir bağırışma işitildi. Bu epeyce gerilerden geliyordu. Atmayın be, atmayın. Herkes şaşırmıştı. Bu Rıdvan isimli öğrencinin sesiydi. Rıdvan'ın ayağına yılan sarılmıştı. Çocuklar yılana taş atmak isterlerken taşlar ayağına geliyor. Kimse ne yapacağını bilemiyordu. Çocuklardan biri pabucunu çıkardı. Vücuduna doğru ilerleyen yılanın kafasına sıkıca bir vurdu. Yılan ortadan kayboldu. Şimdi karanlık var şimdi. Ben iki defa girdim şimdi tahmin ettiler. Hoca gerilerdeki küçük çocukların ders dinlemediğini sanarak onlara çıkışıyor. Böyle zamanlarda en büyük cezası Muallim Cevdet'in böyle zamanlarda verdiği en büyük ceza yeleğinin cebinden eski paslı bir çakı çıkarıp küçüklere bana bak dersi dinlemez yaramazlık ederseniz sizi bu çakıyla sünnet ederim demektir. Hoca hala ne oluyor ne bitiyor farkında değil. Kertenkeleler sanırken yılanlar etrafımızı sarmış. Boşuna dememişler hazine bekçisinin yılan olduğunu. Hele saray harabelerinde neden defineler bulunmasın? Bu defa Cevdet Bey pirelendi. Haydi çocuklar çıkalım. Dedi ama bu sefer nereden girdiğimizi unuttuk. Öyle. İvaz Efendi Camii'nin avlusunda şöyle insanın zor gireceği bir delik var. Oradan girdik biz de. Hadi bunu çık geçin dedi. Çünkü içeri top hançe kadar gidiyor. Yürü yürü labirentler, sütunlar, işkence odaları var. Şu bildiğiniz tarih filmleri var ya, Malkoşoğlu falan filan, Cüneyt Arif'in çoğu orada çevrilmişti. Ya orada ya da Yerebatan Sarayı'nda. Çocuğun biri hocaya, dedi ama bu sefer nereden girdiğimizi unuttuk. Zaten bu bir kapı değil, büyük bir delikti. Çocuklar ormanda yolunu şaşırmış, yolculara dönmüşlerdi. Çocuğun biri hocaya, efendim, Mürteza da Kıble-i-Mua var. İsterseniz onu çıkarsın. Kıble-i-Mua. Ne? Pusula. Pusula. Numa gösteren demek. Kıbleyi gösteren. Pusula. Mürteza isimli talebe. Hoca, bunun cahilliğine mi kızsın? Yoksa tehlikeli bir işe girdiğine mi üzülsün? Bir ara bir tıkırtı işitildi. Arkasından hafif bir ışık. Kim var orada? Sesin geldiği tarafa doğru ilerledik. Ayağımızın altında gıcırdayan molozlara basa basa
Dışarı çıktık, oh dünya varmış. Bu adam İvaz Efendi Camii'nin müezzini. Biz cami avlusundaki delikten, anemas zindanına girdikten sonra cami hademesi farkında olmadan caminin hasıllarını buraya dayamış. Kaldınız mı şeride şimdi? Hem hava alsınlar hem de pireler dağılsın diye. Şimdiki gibi camilerde yüksallar yok o zaman. Hasır. Yani pireler sarmış. İçeride yolu bulanmamışımızın sebebi bu. Müezzin ikide bir de kah kapalı, kah açık bir şeyler söylüyor. Hem kral definesi şüpheli şüpheli bize, üstlerimize bakıyor. Biraz da ağız alıyordu. Biz ise boyuna kaşınıyor. Define yahut antika para yerine mektebe sadece bol bol pire götürdük. Mektepte diğer hocalar ve öğrenciler de açık hava derslerine heves ettiler. Biyoloji öğretmeni Cemal Bey çocukları alır kavaklara, hatta daha da ilerilere götürür. Çocuklar yatılı beklemenin kapalı havasından uzaklaşınca kümesten yeni çıkmış tavuklar gibi bir oraya bir buraya koşuşurlar. Kimi bir istiridye kabuğu, kimi renkli bir taş parçası, kimi canlı bir kurbağa getirir. Bunları biyoloji muallimine gösterir. Hoca da bunlar üzerinde açıklamalar yapar. Böylece açık havada tabiat derslerine başlanırdı. Çocuklar için her şey enteresan. Her şey çözülecek bir bilmece. Bu arada şinasi yok. Hoca merak eder. Gidin çocuklar, arkadaşınızı arayın. Çocuklar onu aramaya giderlerken bunun avuçları dolu olarak hocaya geldiği görülür. Bakınız muallim bey, altın gibi kol. Muallim bey diye hitap ediyor, dikkat ediyor musunuz? Hoca talebeler elde un gibi dağılan kumu inceler. Çocuklar, efendim bu altın kum, altın kum diye söylenirler. Bu iki avuç kum elde nede dolaşır. Çocuklardan biri, muallim bey, buranın adı altın kum olsun. Bu teklif hepsinin hoşuna gider. Çocuklar mendillerle kumlardan azar azar taşırlar. Bundan sonra da muallimle talebeler sahil muhafaza müdürlüğüne, belediyeye, vilayete müracaat ederler. Getirdikleri örnekleri gösterilir. Teklif uygun görülür, kabul edilir. Bu sahile altın kum adı verilir. Gördünüz mü? İşte İstanbul'un meşhur altın kumu bu şekilde çocukların teşebbüsüyle, bakın teşebbüsüyle, teşebbüs, teşebbüs. Böylece keşfediliyor. Birinci sınıf plaj ve eğlence yeri oluyor. Muallim Cevdet'ten sonra hocalarımızdan nebatat muallimi. Ne demek gençler nebatat muallimi? Bitki. Bitki. Yani tabiat bitkisine. Seracettin Bey de bu işten geri kalmıyor. O da bir gün sınıf talebelerini alıyor. Doğru ahır kapıdaki Justinianus Sarayı'nın kalıntılarına gidiliyor. Bu yüksek kale duvarı üzerinde bodur incir ağaçları, çalı çırpı yıkık dökük duvarlar, arada küçük balıkçı evleri görünür. Öğrenciler çiçekler, otlar topluyorlar, hocalarına gösteriyorlar. Seracettin Bey hepsinin Latince adlarını söylüyor. Çocuklar bunları defterlerine yazıyorlar. Çocuklar Ebu Cehil karpuzu denen dikenli, dokununca patlayan, yakıcı bir su fışkıran bu bitkiyi gösterir. Hoca bunun da yabancı adını söyler. Dam koruğu, katır tırnağı. Hepsi öyle. Adı değişiyordu. Öğrencilerin birkaçı bir araya gelmişler. Bir şeyler yapıyorlar. Bir ot, bir çiçek alıyorlar. Ona bir başka bitkinin bir yerini el işleri muallimi Celal Bey'den öğrendikleri gibi yapıştırıyorlar. Hocaya gösteriyorlar. Seracettin Bey ona da Latince bir ad takıyor. Hatta hangi fasileden olduğunu, buradaki fasileden fasulyeden anlamayın. Yani hangi aileden olduğunu söylüyor. Aynı bitkiyi bu defa da bir başka yaprakla gösteriyorlar. O da yeni Latince bir ad alıyor. Buna bir şey bitiyorum efendim. Denemez. Çünkü bu hoca Şerafettin Bey'den sonra Türkiye'nin en namlı botanikçisi. Mektepte bilgisinin, mektepte bilgisine en inanılmış hoca bu idi. Bir gün tarih öğretmeni gelmedi mi hemen sınıfa girer, tarih dersi verir, coğrafya hocası gelmedi mi onun dersini de yapar, kara tahtaya geçer, matematik sorularını çözer. Onun için bilmemek yok, bilmek var. Fakat o böyle düşünmekle beraber talebelerin ona yapma çiçekleri gösterip yapma bilgileri aldıklarının farkında değil mi? Yine de muallim içeride başta geliyor. O sade zindanlara değil, o zamanlar kapalı bulunan Topkapı Sarayı'na, yine kapalı bulunan Beylerbeyi Sarayı'na, Anadolu ve Rumeli Hisarı'na, Yedikule'ye, daha nerelere götürürdü talebeleri. Bunlar arasında balıkçı kahvelerine uğrar,
çocuklarla incelemelerde bulunur. Bazen resim yapanlara Billur Köşk resmi, Şahmeran, Kemi Arslanı gibi resimler yaptırır. Her şeyi milliyetçi bir gözle görür. Hatta eski yazı milli kelimesini bile 2L ile yazar idi. İşte muallim Cevdet böyle bir insandı. Sana çok meziyetleri vardı ama vakit olmadığı için onları nakledemedik. Efendim, Allah ömür verirse bir muallim Cevdet biyografisi yazarız. İnşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Akşamınız hayırlı olsun.